Evet arkadaşlar, hepiniz tekrar masayı sallamamız lazım. Dur. Evet. Doğru. O zaman yaslanamıyorum. Hı Yaslanabiliriz. Sallamadan yaslanabiliriz. Evet arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da üniversite okumak. Yanında Taha var. Taha ile birlikte birazdan sohbet edeceğiz. Neden böyle bir video çekiyoruz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ben Bilal'i getirdim. Şu an benim eski klinikte hekimlik yapıyor. Malum benim sadece Bilal'im yok. Aynı zamanda diğer kardeşlerim de var. Şimdi sırada Zeynep var. Yazın Zeynep'i buraya getirip üniversiteye başlatma fikrimiz var. Dolayısıyla bu konuda araştırmalar yaparken ben de Taha'yla. Taha burada bir tıp fakültesi öğrencisi. Buraya gelip tıp fakültesi. 4 yıl oldu değil mi geleli? Evet, 2018 Kasım'a geldi. 2018 Kasım'da gelmiş. Yani benden birkaç ay sonra gelmiş aslında. Bayağı bir ortak yönümüz de var. Kendisi aynı zamanda meslektaşımız. Meslektaş olma yolcusu diyeyim hadi. Çırağız şu an. Çırayı estağfurullah estağfurullah. Onunla birlikte böyle bir Almanya'da üniversite okumak mümkün mü videosu çekelim istedik. Kendisi benden uzun, dolayısıyla ben sinir olmaya başladım şu anda. Benim abi. Yok yok, tamam. O zaman hiç şey yapmayalım. Ben sözü Taha'ya bırakıyorum. Taha biraz kendini anlatsın bize. Evet. Arkadaşlar ben Cemal abinin de dediği gibi 2018'de geldim. Sonra ilk bir sene gap year yaptım. Gap year yaparken yapmamın sebebi de belli şartları Almanya'da tıp okumak için, karşılamak için zamanlı ihtiyacım vardı. Ve bunun haricinde Almanya'ya gelip biraz daha Almancamı ilerletmek istedim abi. Yani daha iyi bir Almanca ile işe başlamak istedim. Liseden sonra bir yıl ara verdin değil mi? Gap year Evet, bir dediğimiz. sene gap year Biz yaptım. Türkler pek bilmeyiz onu ya. Yani evet, ben de şartlardan Almanya'da dolayı çok yapıyorlar ama. yaptım. Değil mi? Evet, şu an liseyi bitiren kişiler genelde başlamazlar hatta yani. Yaparlar. Ama İhtiyaç. çünkü şey yani. Biz tabii at yarışından Hani biz çıktığımız at için. yarış, biz bir hep yarışta Biz olduğumuz hep bir için yarış olduğu maalesef. için. Evet. Gap year yaptım burada. Dil Gap öğrendin. yaptım. Evet, dili öğrendim. Onun haricinde Gap Year'da daha çok ülke gezmek istedim. İşte Avusturya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Prag, Çek Cumhuriyeti, Viyana, Avusturya buraları gezdim. Belki unuttum vardır yine birkaç tane. İşte oralarda biraz Alman gençlik kültürünü öğrendim. Ya kıskandık, tamam. Tamamdır, anlat da tamam, taşlayacaklar şimdi. Yani burada bir yıl ara verdin, Evet. Almanca öğrendin, üniversiteyle ilgili araştırmalarını yaparken bir yandan da gezip Bir tozdun. yandan da gezdim, evet. Sonra ne oldu? Sonra ben Almanya'da yaklaşık 33-34 tane ben girerken tıp fakültesi vardı. Bunların arasında bir seçmece yaptım. 16-17 tanesi bana uyuyordu. Uyuma kriterleri neydi? Mesela herkesin yani az çok kulaktan da olsa duyduğu Doğu Almanya'da ırkçılık mesela. Ben de bu tarz şeylerden dolayı Doğu Almanya'ya hiç başvurmadım mesela. Batı Almanya Ama canlı. Batı Almanya, Güney, Kuzey, ortadan da birkaç tane C serbest harfi bulundum. Aynen, yapıp. aynen. Bir C harfi yapıp başvurdum işte. Hepsine neredeyse başvurdum onların. Toplamda Tamam. 16-17 tanesine başvurdum. Kaçından kabul aldın? Bazılarını beklemedim ve ilk kabul aldığımdan girdim. O yüzden aslında bilmiyorum. No Aynen. risk. Direkt kabul alır Risksiz almaz bir gittim şekilde. kaydımı yaptırdım. Öyle. Çünkü bana gelen kabul kağıdında şöyle yazıyordu. 2 gün içinde kabul ettiğine dair bize bu belgeyi taratıp göndereceksin. 4 gün içinde burada olman lazım. Benim o süreçte biraz sıkıntılı abi. Benim böyle mesela ben bir sene önceden hazırlıklı geldim ama kabul süreci benim böyle bir anda oldu yani. İki Bir gün anda içinde oldu. 2 gün gelişti. içinde cevap vermeni beklediler. 2 gün içinde gelişti. Bir günde Türkiye'den Almanya'ya döndüm. 2 gün havalimanında yattım. Yurt bekledim. 2 gün Starbucks'ta böyle valizlerle falan yatıyorum her gündüz. O şekilde bir zor bir süreçti. Eyvah. Ondan sonra şanslıydım ama yurt direkt bana bir hafta içinde çıktı. Mesela Almanya normalde yurt çıkması çok zordur Evet, Alman o yani öğrencilerinde. ben duyuyorum, bayağı aylarca Bayağı bekleyen zordur. arkadaşlar oluyor değil mi? Yani Münih'te bir arkadaşım 1,5 senedir bekliyor ve hala çıkmadı Bir mesela. buçuk Bir yılda buçuk yurt senedir. çıkmadı. Çok daha fazla beklendi abi. Berlin'de de aynı şekilde. Tabii büyük yerlerde, Yani Münih'te, Berlin'de yurt evet bulmak sıkıntı. zor. Ama bizim üniversite o Ruhr-Gebiet yönden güzel ya yani Almanya'da. Değil mi? Nasıl? Enerve genel olarak ben şey düşünüyorum zaten ben. Türkiye'den gelecek bir üniversite öğrencisi için en uygun yer burası. Değil mi? Yani ekonomik şartlar da göz önüne alınarak Baklava var abi. yani Lahmacun var, ve baklava var. international. Peki sonrasında üniversiteye kabul aldın, girdin ve 3 yıldır tıp okuyorsun. Evet, 3 senedir tıp okuyorum. Nasıl tıp okumak? Şöyle Ya da söyleyeyim. üniversite okumak nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ya şimdi ben öncelikle iki bölüm arasında kararsız kalmıştım. Birincisi moleküler biyoloji ve teknoloji, diğeri tıp. Okey. Moleküler biyoloji ve teknoloji Heidelberg'den almıştım. Üniversite çapında çok daha iyidir. Yani en iyisi Almanya'nın zaten biyolojik bölümler alanında. Heidelberg Ama ben yani asosyal, laboratuvar ortamında çalışmak yerine daha sosyal bir ortamda çalışmak için doktorluğu seçtim.
Sonra işte başladım. Ben online bir şekilde biliyorsunuz korona gibi abi biliyorsun. Evet, sadece 6-7 ay civarı okudum. Normal prezens bir şekilde yani derse gitmeli. Oo. Ama bu 6-7 ayda nasıldı derseniz şöyle oldu. Ha bir de bu sene okudum. Yani bu sene, Ekim'den beri tekrar şey yani. Evet. Burada farkı şu diyebilirim. Ben mesela ilk semester ilk başladığım gün abi hiçbir şey bilmiyorum. Kan almayı da bilmiyorum. Dikiş atmayı da. Ben bir estetik kliniğinde işe girdim. Bu estetik kliniğinde Praglı bir doktordu. Bu bölgede Esin'de oturucu şey kliniği. Özellikle millet 19 yaşında estetik kliniğinde iş buluyor. Ve hangi iş biliyor musun? Operasyon asistanı olarak. Oo. Adam girdi abi, ben ameliyattayım. Adam bana dedi ki gösterdi işte ameliyatı yaptıktan sonra dedi ki böyle kapatacaksın dedi, adam gitti. Bana bıraktı. Hayatında hiç dikiş atmamış. Bu kısmı kessek mi? Riskliymiş. Gerçekten. Neyse attım falan. İlk zamanlarda her 10 dakikada bir gelip kontrol ediyordu. Sonra tamam olmuş dedi. O alıştım ben de attım. Yani ve bu olaydan sonra benim Cerrahpaşa'da çok yakın bir arkadaşım var. Ozan 6. sınıftaydı. Cerrahpaşa tıpta, İngilizce tıpta. O mesela demişti ki ben demişti 5. sınıfa geçince ilk yani dikişimi ilk 5. sınıfta attım. Sen burada 1. sınıfta. Yani daha ilk birkaç ay olmuştu yani sadece. Tabii. Yani güzel. Bu anlamda şey çok iyi. Pratiğe bizi yönlendirmeleri iyi. Veya mesela Türkiye'de bak sen Türkiye'de okudun bilmiyorum var mı? Bizim mesela abi her sene iki kere, her dönem bir kere bizim okul tıp fakültesi özel bir tiyatrocu grup kiralar, oyuncu grubu ve bunlarla anamnez yaparız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz evet. Şeyler de var. Bizim ilk sene vardı. Neye bir şeye dayalı öğrenim mi ne vardı ya? İşte her 5'er 10'ar kişilik grup oluyorduk. Bir tane hocamız oluyor başımızda. Vaka tartışıyorduk. Vaka üzerinden hani vakaları tartışarak öğren. Sonra 2. sınıfta 3. sınıfta falan kaldırdılar onu. Neden bilmiyorum. Probleme dayalı PDÖ, evet probleme dayalı öğrenim diye bir şey vardı. Ama burada tabii biraz daha olayın renginin değişik olması güzel. Daha 1. sınıftan bu kadar fazla pratikle, meslekle haşır neşir olmak güzel aslında. Evet. Yani anladığım kadarıyla zevkli bir eğitim şu anda. Zevkli bir eğitim, zevksiz kısımları da var Türkiye'nin aksine. Onu da belirtmek isterim. Mesela, bu seneki anatomi mevzusu mu? Yok, daha sıkıntılı bir süreç var. Şöyle, Türkiye'de bildiğiniz gibi bir doktorluk stajı var. Hı-hı. Bizde bunun adı formulatua deniyor. Tamam. Klinik ve... 4-5'ten bahsediyorsun değil mi? 3-4-5'te. 3'te itibaren başlayabiliyorsun. Tamam. Doğru, ben de aile hekimliği eksik evet. Çıkmıştı 3. sınıfta. Evet. Ama bizde sıkıntı şu, for klinik yani ilk 2 sene teori kısmında bizim 3 aylık bir hasta bakım stajımız var. Bu hasta bakım stajında ne yapıyoruz 3 ay boyunca? Ben 1 ay kulak burun boğazda, 1 ay cildiyede, 1 ay da gözde yaptım. İyi gene güzel yerlerde yapmışsın. Abi hiç sorma. Deri var ya, yani kabusumdu. Şöyle arkadaşlar, işi kısaca özetlemek gerekirse... İnsanların her yerini temizliyorsunuz. Yani cilo gibi yapana kadar maalesef. Öyle evet. Bir sıkıntılı bir şey var. Burada belki izleyen hemşire arkadaşlar da olabilir. Yani sağlık personeli arkadaşlar da olabilir. Burada hasta bakımı, bu az önce Taha'nın çok detaya inmeden anlattığı ve hepinizin anladığı hasta bakımı, yardımcı sağlık personellerinde neredeyse tüm hepsinde hemşire, işte hasta bakıcı, yoğun bakım hemşiresi, ameliyat, neredeyse hepsinin mesleki neredeyse iş tanımında, bile neredeyse doktorun bile kesinlikle tanımın yani meslek tanımında var. Yani onlar yapıyor burada. Dolayısıyla buraya gelip de işte hemşire olarak gelmek isteyen arkadaşlar var. Onlar buraya geldiği zaman hasta bakımıyla bu kadar iç içe oldukları zaman şaşırabiliyorlar. Şimdiden hazırlıklı olmakta bence fayda var. Güzel. Şu an 4. sınıfa doğru yol alıyorsun. Evet. Yaraladın. Aynen. Onun dışında şeyi söyleyebilirim üniversitelerle ilgili. Burada mesela üniversitelerin zorluğuyla ilgili. Yani şunu söyleyebilirim. Dil ya. Bence burada kritik nokta dil abi. Bunu ben söyletmiyorum bu arada. Beni tanıyan arkadaşlar bunu sanki ben söyletiyormuşum gibi olabilir. Hani her yerde Almanca diye bağırıyorum ben ama kesinlikle kendi fikrim. Evet gerçekten yani. Öncesinde de böyle bir konuşmamız olmadı zaten böyle evet. Şeyle. Ama çok haklısın gerçekten. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim ilk 2 sene özellikle ilk sene dille ilgili çok sıkıntım vardı. Benim şansım şu oldu, ben Almanlarla iyi arkadaş oldum abi ve beni yani çok böyle içlerine aldılar, şey yapmadılar, dışlanma yaşamadım. Ve bana derslerde çok yardım ettiler, özellikle stajlarda yani laboratuvar derslerinde. Dolayısıyla oralarda atlattım, sonra şu an çalıştığım işe girdiğimden itibaren de dilim zaten çok gelişti. Ama artık hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim,
dil çok iyi değilse çok çok zorlar be abi. Evet. Çok o konuda haklısın. Özellikle üniversitede geçilmesi gereken sınavlar var arkadaşlar ve Almanya'da biliyorsunuz. Ve sözlü giriyorum. Evet. 2 hafta önce Cemal abi de şahitti. Kesinlikle. Anatomi sınavına sözlü girdim. Profesörle yüz yüze. Abi geçtim. Profesörle yüz yüze girdim. İlk başta girmiştim ben ama böyle bayağı heyecanlıyım. Yani üniversite sınavında bu kadar heyecanlanmadım gerçekten bak. Ben ama takmamıştım yani. Tahmin edebiliyorum evet. Giriyorum işte, girdim. Hocanın yanında bir tane de şey var, doktor öğrencisi. İkisi beraber yapıyor. Hı hı. Hoca önce bana işte ayaktaki eklemi falan sordu. Sonra oradaki bağları falan sordu. Sonra çıktı, burada da musculus, işte latissimus dorsi, trapezius falan filan. Onlara da girdi, kaslara girdi. Neyse bir şekilde geçtik yani. Şöyle söyleyeyim abi, sınav totalde 5 ya da 6 dakika sürdü benim için. Ama ona yani böyle bir ama saçları döktün yani. Böyle bir çalışma yok yani gerçekten. Evet, gerçekten burada üniversite okumanın en zor yanlarından bir tanesi sınavlar. Çünkü 3 defa kalırsam şöyle NRV'de 4 abi. 4 mü? 4. Vallahi güzel bilgi. Ben ama bilmiyorum. Ama bazı sınavlarda 3. Bazılarında mesela fizikumda 3. Anladım. Ama normal sınavlarda 4 mesela. Anladım. Bunların detaylarını sonra aynen. Zaten işte şu an çalışıyorum dedim. Ne aynen. Alaka? Ne alaka diye soruyoruz. Ya da daha doğrusu sorunun şöylesi daha güzel. Şimdi sen buraya okumaya geldin. Nasıl geçiniyorsun? Nasıl geçiniyorum? Bunu şöyle söyleyebilirim. Ben geldiğimde öncelikle döviz kurlarında bu kadar fark yoktu. O yüzden yani ben daha çok böyle üniversitenin sonuna doğru çalışmayı düşünüyordum. Ondan sonra işte bu olaylar patladı. Ben gelirken 7'ydi yani. Öyle söyleyebilirim. Sonra olaylar patladıktan sonra yani ben dedim ki bir kendimi garantiye alayım önce dedim yani. O yüzden ama şimdi euro artmaya başladıktan euro sonra euro artmaya başladıktan sonra. Sonra önce Lieferando'ya girdim. Muhtemelen herkes biliyordur zaten. Buraya evet. Türk Angeli'nin ilk yaptığı işlerden biri. Ürün yerleştirme gibi oldu. İşte orada 6 ay 7 ay çalıştım. Sonra yaz geldi. Bıraktım Türkiye'ye tatile gittim. Ondan sonra döndüm. Ondan sonra dedim ki benim bir işe girmem lazım dedim ama yani benim bu işten yani bir taşla iki kuş vurmam lazım. Hem para kazanmam hem de dilimi geliştirmesi lazım dedim. Çünkü online'dan dolayı benim de Almancam çok gelişmedi. Normal üniversiteden mantıklı. Ne yapayım ne yapayım? Sonra işte internette ararken Vodafone müşteri hizmetlerini buldum. Orada satıştayım şu an işte. Müşterileri arıyoruz. Yaklaşık her müşteriyle 20-30 dakikalık bir konuşmamız oluyor. Her gün günde 4 saat çalışıyorum. Ve yani bu yasal olan bu zaten. Yasal olan bu. Aynen yasal olarak senede 120 işte ve 240 yarım gün çalışma hakkım. Senede 120 var. Tam veya 240 yarım gün aynen. Çalışma hakkım var. Yani burada okurken bir yandan çalışıp paranı da kazanabiliyorsun. Evet ya ben bu tamamen zamanı planlamayla ilgili bence abi. Yani zaten kimse hiçbir öğrenci 24 saat çalışmıyor yani. Evet. Zaman doğru planladığınızda yapılmayacak bir şey değil yani bence. Yani sen şimdi yeni bir dil öğrenmiş ki Almanca bu öğrendi değil. Bu dille gelmiş burada tıp okuyor. Yetmezmiş gibi bir de Vodafone müşteri temsilcisinde, müşteri temsilcisi olarak yani satış temsilcisi. Satış temsilcisi olarak Almancasıyla yine orada da para kazanıyor. Evet orada da öyle bir işteydi abi. İyi, bence başarı öyküsü yani. Ben bayağı maşallah tebrik ederim. Eyvallah, teşekkür ederim. Güzel. Şimdi asıl önemli kısım videonun son kısmında Almanya'da üniversite okumak isteyen arkadaşlara ne tavsiye ediyorsun? Şimdi birazdan bir video daha çekeceğiz. Sizden gelen soruları o videoda cevaplayacağız. Zaten orada üniversite okumanın detayları işte kaç para gerekiyor, ne gerekiyor, Almanca vesaire onları zaten işleyeceğiz. Bu videoyu kapatmadan önce ben sadece Taha'dan genel anlamıyla bir tavsiyelerini duymak istiyorum genç arkadaşlar için. Şimdi öncelikle burada üniversite okumak istiyorsanız bu bir zincirleme olay gibi yani. Burada üniversite okumak istiyorsanız diliniz çok iyi olmalı. Dilinizin çok iyi olması için o dili önce bir hayatınıza tamamen sokmanız lazım. Hı hı. Yani mesela ben artık film dizileri Almanca izliyorum yani. Şeyden uzun zamandır öyle. Güzel. Çünkü yani o boş vaktim eğleniyorum ama hem de bir şey de öğreneyim amacıyla bakıyorum. Yani dili tamamen hayatınıza sokmanız lazım. Onun haricinde zaten bu herkesin bildiği şey ama konuşma yani. Bir numara yani. Bir dili konuşmazsan o dili öğrenmiş sayılmazsın aslında. Aralıksız düşünmeden en azından birkaç cümle yani her konuya dair kuramazsan o dili çok öğrenmiş sayılmazsın. Ve dil yoksa üniversitede boşuna gelirsin diye düşünüyorum yani. Yani en önemli verilebilecek tavsiye olarak dil söylüyorsun. Dil abi yani dil. Dil mutlak yani. Çok teşekkür ederim Taha. Yani burada izleyen arkadaşlara aslında ne kadar farklı şeylerin, ne kadar güzel şeylerin de mümkün olduğunu göstermiş oldun. Taha ile ilerleyen günlerde daha başka videolarda çekeriz diye umuyorum arkadaşlar. Birazdan zaten soru cevap videosu çekeceğiz. Umarım yararlı olmuştur. Ben tekrar Taha'ya çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.